ABD'nin büyük iş gruplarının Biden yönetiminden Çin'le ticaret görüşmelerini yeniden başlatmasını ve ithalat tarifelerini düşürmesini istediği belirtildi. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre aralarında ABD Ticaret Odası, Ulusal Perakendeciler Birliği ve Yarı İletken Endüstri Birliği'nin de bulunduğu bazı büyük iş grupları Hazine Bakanı ile ticaret temsilcisine konuya ilişkin mektup gönderdi. ABD'de yayın yapan haber kanalı CNN, COVID-19 aşılarını yaptırmadan kurum binasına gelen 3 çalışanını işten çıkardı. CNN ayrıca çalışanlarına 7 Eylül için belirlenen ofise dönüş tarihinin en azından Ekim ortasına kadar erteleneceğini duyurdu. Yusuf Yüzlüler Derneği ve Anda Kardeş Vefa Derneği'nin açtığı Ailemiz Nerede fotoğraf sergisi, Doğu Türkistanlı ailelerin çektiği çilenin tercümanı oldu. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açılan fotoğraf sergisine Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Yusuf Yüzlüler Dernek Başkanı Veysel Aşkın ve Çin zindanlarının toplama kamplarında yıllardır hapis hayatı yaşayan Doğu Türkistanlı vatandaşların aileleri katıldı. İran, Afganistan'daki çatışmaların artması üzerine ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletindeki sınır kapısını kapattı. Kanada'nın Quebec eyaletinde 2 doz koronavirüs aşısı olanların kısıtlı hizmetlere ulaşımlarına imkan tanıyacak aşı pasaportu sistemi başlatılıyor. Spor salonları ve restoranlara girişlerde aşı pasaportları kontrol edilecek. Biden yönetimi Pekin'in tutumunu öne sürerek ABD'deki Hong Kong vatandaşlarının ülkede kalış sürelerini 18 ay uzatmaya karar verdi. Beyaz Saray sözcüsü yaptığı açıklamada kararın Çin'in Hong Kong'da devam eden baskısı karşısında Hong Kong vatandaşlarına destek için alındığını belirtti. ABD'nin Alaska eyaletinde bir gezi uçağı henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye bugün 3 bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye'nin madalya sayısı 10'a yükseldi. Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda şu ana kadar 1 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya aldı.